Mehmet Bey, Rusiya hücumlarının əsas hədəflərindən biri də məlum məsələdir. Ukraynanın ən böyük şəhərlərindən biri olan Lvovdur. Və indi bir gərgin situasiya yaşanır həm Ukraynanın qərb istiqamətində və xüsusən də Ukraynanın deməli şərqində. Bütün bu proseslərin yaşandığı bir vəziyyətdə Lvovda vəziyyət nə yerdədir? Sizin müşahidələriniz nələrdir? Buyurun, məlumatı sizdən alaq. Şimdi Ukrayna'nın birçok şehrinde aslında çatışmaların devam ettiğini biliyoruz. Kiev artık tamamen kuşatılmış durumda. Diğer taraftan Lviv, göçün merkezi şehirlerinden bir tanesi Ukrayna'da şu anda. Ama bugün gerçekten önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı Lviv. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bilindiği gibi dün Moskova'daydı ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmenin ardından da bugün Ukrayna'ya benzer bir ziyaret gerçekleştirdi. Lviv'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile bir görüşme gerçekleştirdi ve bu iki görüşmede aslında gelinen nokta şu ki Türkiye ciddi noktada arabuluculuk yaptığını da ifade edebiliriz. Peki o görüşmede neler gerçekleşti, aslında ondan da bahsetmekte fayda var. Şöyle ifade edeyim, yaklaşık 45 dakika sürdü bu görüşme. İlk 25 dakikası ikili görüşme şeklinde gerçekleşti. 20 dakika ise heyetler arasında bir görüşme yapıldı ve o görüşmelerden sonra yani toplamda 45 dakikalık süren o görüşmeden sonra taraflar bu sefer basın açıklaması yapmak için kameralar karşısına geçti. İlk sözü Kuleba aldı, Ukrayna Dışişleri Bakanı aldı ve Türkiye'nin yapmış olduğu arabuluculuktan son derece memnuniyet duyduklarını ifade etti. Aslında değindiği önemli konulardan bir tanesi de buydu. Bilindiği gibi Türkiye, iki ülkenin dışişleri bakanlığını ilk defa aslında böyle üst düzey bir görüşme yapılması noktasında Türkiye'de bir araya getirmişti. Bu en üst düzey görüşmeydi. Ancak maalesef o görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmamıştı. Ama diğer taraftan artık gelinen noktada Türkiye'nin arabuluculuğu noktasında bundan sonraki görüşmelerin daha üst düzeyde, yani başkanlar düzeyinde yapılması noktasında mutabık kaldıklarını ifade etti Kuleba. Nasıl bir görüşme olacak? Pek tabii ki Zelenski daha önce açıklama yapmış ve görüşebileceğini ifade etmiş. Hatta bu görüşmenin Türkiye'de de yapılabileceğini belirtmişti. Diğer taraftan artık bu noktada mutabık kaldıklarını ifade etti. Çünkü Mevlüt Çavuşoğlu hem Moskova'da gerçekleştirmiş olduğu ziyarete ilişkin bilgileri Kuleba ile paylaştı. Elbette Kuleba'dan da olumlu bir dönüş aldı diyebiliriz. Dolayısıyla bundan sonra yapılacak görüşmelerin en üst düzeyde, yani başkanlar düzeyinde olacağını ifade etti. Diğer taraftan Mevlüt Çavuşoğlu'nun da elbette açıklaması vardı. Ve artık akan gözyaşı ile kanın son bulması gerektiğini ifade etti. Bu savaşın kazananı olmaz ama barışın da kaybedeni olmaz ifadesini kullandı. Yani başından beri Türkiye'nin dengeli bir tutum sergilediğini ifade etti ve barıştan yana olduklarını, bunun için de Türkiye olarak ellerinden gelen çabayı ortaya koyacaklarını ifade etti. Bilindiği gibi Financial Times'da bir makale yayınlanmış ve 15 maddelik bir makaleden bahsediliyordu ki o soru da yöneltildi her iki bakana da. Kuleba şu açıklama yaptı: bu tamamen Rusya'nın lehine yapılmış bir açıklama. Ukrayna'nın bunu kabul etmesi mümkün değildir. Aynı zamanda ülkeler arasında barışın sağlanması noktasında Ukrayna ile Rusya arasında bir garantör ülkelerden bahsediliyordu. Beşli bir ülkeden bahsediliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler, daimi üyesi ülkeler, bilindiği gibi biri Amerika Birleşik Devletleri, biri Rusya, bir tanesi Çin, Fransa ve İngiltere. İşte Kuleba sadece bunlar değil, aynı zamanda Türkiye'nin de masada olmasını istediklerini ifade etti. Çünkü Türkiye bugüne kadar, savaşın başladığı günden bu yana kadar bir hayli olumlu bir tutum ortaya koydu. Tarafsız bir tutum ortaya koyduğunu ifade etti. Dolayısıyla görüşmelerin bir hayli olumlu geçtiğini ifade edebiliriz. Mehmet Bey, çok maraqlı məsələyə toxundunuz. Çünkü Financial Times'ın yaydığı məlumatda isə biraz fərqli informasiya deyilir. Deyilir ki, Ukrayna müdafiəsi ilə bağlı Birləşmiş Ştatlar, Türkiyə və Britaniya öhdəliyi götürür. Sizin qeyd etdiyiniz isə BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv olan 5 əsas ölkənin siyasidir. Bu məsələnin bir tərəfi, birazdan bunu digər bir bağlantıda müzakirə edəcəyik. Maraqlı fikirlərinizə görə də təşəkkür edirik sizə. Bir nüansı sizdən soruşmaq istərdik ki, Lvovda hazırda, indi Lvovda yerləşirsiniz. Hərbi atmosfer nə yerdədir? Bu barədə sizdən qısa olaraq fikir alaq. Hemen çok kısa ifade edeyim. Aslında görüntüleri arkamda gördüğünüz gibi Lviv'de hayat zaman zaman olağan akışında devam ediyor ama
Pek tabii ki özellikle son birkaç gündür meydana gelen saldırılar, Lviv'in hemen çevresinde meydana gelen saldırılar Lviv'de de benzer bir tedirginliği getirdi. Lviv göçün merkezi şehirlerden bir tanesi. Şu an için güvenli nokta ama az önce de ifade ettim. Zaman zaman Lviv çevresindeki en son Rivne'de bugün itibariyle bir kez daha orada bir saldırı gerçekleşti. Ondan önceki gün yine televizyon kulesi vurulmuştu ve 19 kişi hayatını kaybetmişti. Yine Lviv şehir merkezine sadece 40 kilometre mesafede olan Yavoriv'de askeri üs vurulmuştu. Çok sayıda insan kişi hayatını kaybetmişti. Pek tabii ki bu saldırılar son zamanlarda Lviv'de biraz daha tedirginlik yarattı ama Lviv hala Ukrayna'da güvenli şehirlerden bir tanesi ve göçün merkezi noktalarından bir tanesi olmaya devam ediyor. Öyle ki 800 bin olan nüfusu yaklaşık 2 milyonun üzerine çıktı ve hala göç almaya devam ediyor. Baktığımızda da zaman zaman hayat normal seyrinde de devam ettiğini ifade edebiliriz. Teşekkür ederiz size Mehmet Bey. Bu fikirlerinize göre bu bağlantıya koşulduğunuz için de çok sağ olun.